Yukarıdaki şekilde tamamı suyla dolu olan yarım küre biçimli bir kap ile dik koni biçimli boş bir kap verilmiştir. Yarım küredeki su koni biçimli kaba aktarıldığında konide boş kalan kısmın hacmi yarım kürenin hacmine eşit oluyor. Kürenin yüksekliği 3 birim koninin yüksekliği 6 birim olduğuna göre koninin yarı çapı kaç birimdir diye sorulmuş. Buradaki kürenin yüksekliği 3 birimse ise yarı çapı 3 birimdir. Dolayısıyla hacmi V eşittir. 1 bölü 2 çarpı yarım küre olduğu için 1 bölü 2 ile çarptım. 4 bölü 3 pi küpten 3'ün ee, küpü 27. 3'e bölersem 9. 9 kere 36. 2'ye böldük. 18. 18 pi bulunur. Bunun hacmi 18 pi birim küptür. Yarım küredeki su konu biçimli kaba aktarıldığında konudaki boş kısmın hacmi yarım kürenin hacmine eşit oluyorsa demek ki dolan kısmın hacmi 18 pi, boş kısmın hacmi de 18 pi. Toplam 36 pi'dir bunun hacmi. Ee, koninin yarı çapı soruluyor. R yüksekliği 6 verilmiş zaten. Pi R kare çarpı 6 bölü 3. 36 pi'ye eşitlenirse. Buradan 6 ile 3 sadeleştiğinde 2. R kare çarpı 2 eşittir 36. Buradan R kare eşittir 18. R eşittir 3 kök 2 birim bulunur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Yüksekliği H1 ve tamamı suyla dolu olan bir dik dairesel koni ile aynı yarıçaplı ve yüksekliği H2 olan boş bir yarım küre şekil 1'deki gibi birleştirilmiştir. Bu cisim şekil 2'deki gibi ters çevrildiğinde konudaki suyun tamamı yarım küreyi doldurduğuna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar e, konunun içindeki su kürenin içine boşaldığı için konunun hacmi kürenin hacmine yarım kürenin hacmine eşittir. Yarım kürenin yarıçapı H2 ise burada da yarıçap H2'dir. Dolayısıyla e, yarım kürenin hacmi 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi çarpı h2'nin küpüdür. Bu da eşittir. Koninin hacmine o da pi çarpı h2'nin karesi taban alanı çarpı yükseklik h1 bölü 3 ile bulunur. Buradaki bölü 3'leri sadeleştirelim. 4 ile 2'yi sadeleştirirsek 2 kalır. Pi'ler zaten sadeleşti. 2 çarpı H2'nin küpü eşittir. H2'nin karesi çarpı H1 olur. H2'nin karesine bölersek her iki tarafı 2 çarpı H2 eşittir. H1 olur. Dolayısıyla H1 bölü H2 2 bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Şekildeki dik konunun içine yerleştirilebilecek en büyük kürenin yüzey alanı kaç birim karedir? Burada yarı çap teğete dik. R diyelim. Yükseklik 8. R 8 eksi R. 6 burası 6. 6 8 ondan burası 10. 4 olur. Pisagor'dan R'nin karesi artı 4'ün karesi. 8 eksi R'nin karesi. 3 4 5 üçgeni R eşittir 3. Kürenin yüzey alanı yarı çap 3 olduğu için 4 pi R kare. Karesi 36 pi. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre dondurma toplarının külah içinde kalan parçalarının külahın tepesine en kısa uzaklıklarının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şu şekilde tamamlayalım. Buradaki uzaklık farkları isteniyor. Tamamlayalım. X diyelim. Y diyelim. Merkez alalım. Merkez alalım. Yarı çapı 17. 15 verilmiş. 8, 15, 17. Burası 8. O zaman burası görüldüğü üzere 2 olur. Burası 10, 8, burası 6, o zaman burası 4 olur. 2 artı x eşittir 4 artı y. x eksi y 2. Doğru cevap E seçeneği. Yukarıdaki cisimlerin yarı çap, ana doğru yükseklik uzunlukları desimetre cinsinden verildiğine göre boyalar ile hangi cisimler boyanabilir? Burada görüldüğü üzere yarı çapı 4 olan yüksekliği 6 olan dik silindir boyanabiliyor. Burada alanını hesaplayalım. Taban alanı 2 tane pi 4'ün karesi artı yan yüz alanı 2 pi 4 çarpı yükseklik 6. Buradan 32 pi artı 48 pi Eşittir 80 pi. Boya 80 pi'lik alanı boyayabiliyor. Kürenin alanını bulalım. 1 4 pi r kare 16-64 pi Görüldüğü üzere 80 pi'den küçük olduğu için boyanabilir. Koninin alanı Taban alanı Pi altının karesi artı Yan yüz alanı pi 6 çarpı 10. 60, 96 pi olur. 80 pi'den büyük olduğu için boyanamaz. 3'e bakalım. 2 tane taban alanı pi 3'ün karesi çarpı 2, 2 pi 3'ün karesi. Artı yan yüz alanı 2 pi çarpı 3 çarpı yükseklik 10. Buradan 18 pi artı 60 pi 78 pi. 80 pi'den küçük olduğu için boyanabilir. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre bu silindire kaç birim küp su koyulmuştur? Şu şekilde birleştirdiğimizde 1, 1, 1, 1 silindirin taban yarıçapı 2 olur. Yüksekliği bulalım. Şöyle birleştirelim. Burası 1 olur. Şöyle birleştirelim. 1, 1 olduğu için 30, 60, 90 dik üçgeni. 2, 1. Burası kök 3 olur. Aynı şekilde kök 3. Şu şekilde kök 3. Şu şekilde kök 3. Burası 1. Görüldüğü üzere yükseklik 4 kök 3 artı 2 olur. Silindirin hacmi pi 2'nin karesi 4 kök 3 artı 2 eksi 8 tane kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp 1'in kübü. Burada 2 8 pi parantezin alırsak burası 2 kök 3 artı 1 eksi buradan 4 bölü 3 4 bölü 3 gelir. 8 pi 2 kök 3, eksi 1 bölü 3. Doğru cevap E seçeneği. Tenis topları birbirine ve kutunun yüzeylerine teğet olduğuna göre kutunun hacmi kaç birim küptür? Yarı çapa r diyelim. 136 tanesinin alanı 4896 pi. 4896'yı 136'ya böldüğümüzde 36. 36 pi bir tanesinin alanı 4 pi r kare Buradan r kare eşittir 9. r eşittir 3 gelir. Şu şekilde birleştirdiğimizde yarı çap 3 3 olduğu için çap 6 6 6 4 kere 6 buradaki kenar 24 olur. Burada 12 olur. Yükseklik ise 6 olur. Kutunun hacmi 24 çarpı 12 çarpı 6 çarpalım. Buradan 24 çarpı 72. 72 çarpı 24. 8. 28. Burası 4. 8, 12. 1728. Doğru cevap A seçeneği. KL uzunluğu 50 cm olduğuna göre şekil 2'deki K noktasının zeminden yüksekliği olan X kaç santimetredir? şu şekilde çizdiğimizde 50 cm 25 25 olur. Şu şekilde birleştirelim. Teğet olur. Görüldüğü üzere burası 5. Buradaki yükseklik 5. 25 burası 20 olur. Benzerlikten görüldüğü üzere 1'e 2 20'ye burası 40. 5 5 x eşittir 45 doğru cevap C seçeneği